Bu meseleyi Mehmet Şahin'le konuşalım istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi herkes bu göçmen meselesini konuşuyor. Bir tarafta Merkel'in Türkiye ziyareti var. Avrupa diken üstünde çünkü göçmen sayısının artması Türkiye'de Avrupa'ya geçişleri de arttıracak diye bir endişe var. Aynı zamanda tabii bir insanlık dramı var. İnsanlar evlerini, barklarını bırakıp Türkiye sınırına doğru geliyorlar. İçeri almadan dışarıda bir şekilde bir formül arayışı olduğunu da görüyoruz. Bir güvenli bölge meselesi de çok fazla artık dile getirilmeye başlandı. Sizin yorumunuzu almak isterim bu son durumla ilgili olarak. Ankara'da da bir güvenlik zirvesinin şu anda toplantıda olduğunu hatırlatalım dinleyenlere. Tabii ki. Aslında Suriye'deki sorun daha da derinleşiyor. Ve bugün Birleşmiş Milletler'den gelen çağrıya baktığımızda özellikle Mülteciler Yüksek Konserliği'nden sınırları sonuna kadar açın gibi bir çağrı var. Aslında uzun sürede biliyorsunuz Türkiye bir anlamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konserliği gibi çalışıyor. İronik bir şekilde bakıyorsunuz buradan Türkiye'ye bir çağrı var. Zaten yani 3 milyona yaklaşıyor mülteciye ev sahipliği yapıyor. Avrupa'dan da benzer çağrılar var. Yani bize gelmesin ama Türkiye hepsini alsın gibi bir takım çağrılar var. Yani orada ciddi bir ikiyüzlük söz konusu. İkiyüzlük de değil bence yüzsüzlük söz konusu. Yüzsüzlük de diyebiliriz, yani doğru söylüyorsunuz. Yani bunu yüzsüzlük olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu söylüyorum. Türkiye'ye şu söyleniyor. 1- Mültecilere bak. 2- IŞİD'le mücadele et. 3- Avrupa'nın üzerindeki yükü al. Daha fazla buraya yük gönderme. 4- Türkiye zaten terörle mücadele ediyor. Türkiye ile terörle mücadelesinde de yeteri desteğin verilmediği, hatta Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bazı örgütlerle işbirliği içinde olduklarını, destek verdiklerini, en azından terör örgütü olarak görmediklerini görüyoruz. Ne kadar yük varsa Türkiye'nin üzerinde kalsın, mümkün olduğu kadar bizden uzak tutsun der gibi bir tavır sergilendiğini görüyoruz. Burada aslında Türkiye'ye çağrı yapılmaktansa şu söylenmesi gerekiyor. Buradaki esas kaynak ne? Niye insanlar göç etmek durumunda kalıyorlar? Niye devlet dışı aktörler, terör örgütleri burada yuvalanıyor? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Burada bir sorun var. Sorunu çözücü adım atması gerekenler adım atmayıp, tabii ki bu adım atılmadığı için doğrudan Türkiye bundan etkileniyor. Çünkü bir sınır paylaşıyor. İnsanlar daha çok Arap ülkelerine doğru gitmiyorlar. Türkiye ve Avrupa'ya doğru gidiyorlar. Birinci derece doğrudan Türkiye muhatap oluyor. Bu arada Türkiye üzerindeki yükü paylaşmak istemediklerini görüyoruz. En azından yeteri kadar paylaşmak istemedikleri gözüküyor. Merkel'in ziyareti biliyorsunuz çok önemliydi, dün yapmış olduğu ziyaret. Fakat Avrupa'nın geneline baktığınız zaman bu ziyaretten bile rahatsız olan bir Avrupa. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Bu bence çok kötü bir sınav veriyor. Hem Avrupa'nın hem Birleşmiş Milletler'in hem de dünyanın Suriye konusunda. Türkiye'de mümkün olduğu kadar bunu sırtlamaya devam ediyor maalesef zorunlu olarak. Türkiye'nin bu olumsuzlukları baştan görüp engelleme ihtimali var mıydı sizce? Bence yoktu. Şöyle yoktu. Hatırlayalım. Çünkü son 5 yılın sonunda yorum yapıldığı zaman bazı insanlar fikri takip yapmadıkları için bence Türkiye'nin hatasıymış gibi gösteriyorlar. Bir geriye gidelim. 2011'e bakalım, 2012'ye bakalım. Suriye'de olaylar başladığında Batı dünyası, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ne yaptılar? Şunu yaptılar. Dediler ki Esad'ın meşruiyeti kalmadı. Bunu Başkan Obama dahi biliyorsunuz birinci ağızdan söyledi. Evet. Ve Esad'la artık muhatap olmayacaklarını, Esad'la Suriye'nin bir tarafa gitmeyeceğini, bir ileriye gitmeyeceğini, Esad'sız bir Suriye tasarladıklarını, bunu açıkça söylediler. 2011'in son ayları ve 2012'den itibaren bunu dillendirdiler. Arkasından Arap Birliği'ne bakalım. Arap Birliği dedi ki artık Esad yok. Bu açıdan biz Esad'ın sandalyesini Arap Birliği'nden alıyoruz. Kime veriyoruz dediler? Muhaliflere veriyoruz dediler. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bakalım. Hakeza orada da biliyorsunuz Esad'ın masasını aldılar. Muhaliflere verdiklerini dillendirdiler. Bir anlamda buradaki muhalifleri ne yaptı? Cesaretlendirdi bu. Bir değişim olacağı noktasında. Fakat bunu yaptıktan sonraki süreçte taşın altına ellerini koyma noktasına geldiklerinde herkes geri çekildiler. Bu defa Esad'ı destekleyenler var güçleriyle desteklediler. Bu Suriye içinde de oldu. Suriye içinde Şeba olsun, işte Şii milisler, PYD'nin birlikte hareketini görüyoruz. Aynı zamanda Hizbullah'a da bunu ekleyebiliriz. Bunlar var gücüyle hareket ettiler. Bölge devletlerinden İran, yani bugün 20 üzerinde generali biliyorsunuz öldürüldü burada.
ciddi bir asker sayısının kaybettiğini de görüyoruz. Ki Şii milislerle ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda bir anlamda Esad'ı desteklemek için her şeyi ortaya koydu. Son aylarda bu daha da arttı, özellikle yaz ayından itibaren Rusya'nın tavrı. Peki bunun karşısında Batı dünyası ne yaptı? Sadece seyretti. Ne zaman harekete geçmeye çalıştı? İlk 2011'in sonu ve 2012 yılı içindeki sözleri unuttular. Ne zamanki mülteciler Avrupa'ya ulaştı, Türkiye sokaklarında, Ürdün ve Lübnan sokaklarında olduğu gibi Avrupa ülkelerinde etkilenmeye, kamuoyunun tepkisini çekmeye başladı. Fransa'da olduğu gibi ve Amerika'da olduğu gibi IŞİD saldırıları gündeme gelince o zaman hadi bakayım bir çare bulalım yoluna gittiler. Fakat bunu yaparken de yeteri kadar yük almayalım. Acaba bölge ülkeleri daha fazla bu konuda inisiyatif alır mı tarzında hala o yüzsüzce tavırlarını ben sürdürdüklerini düşünüyorum. Acaba. Peki PYD konusunda da benzer mi düşünürsünüz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması dün akşam epey de bir sansasyonel oldu Türkiye açısından baktığınızda. Çünkü resmi olarak çıktı ve dedi ki biz PYD'yi ve dolayısıyla YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Türkiye yıllardır Amerika ile işbirliği yapan, stratejik ortak olarak kendini adlandıran bir ülke ve Amerika Birleşik Devletleri hemen yanı başında hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanın her fırsatta terör örgütünün bir parçası diye nitelendirdiği PYD ile ilgili biz öyle görmüyoruz açıklamasını resmi olarak yaptı. Rusya'ya bakıyorsunuz, Rusya'nın da PYD ile Salih Müslim'le bir konuşması olduğunu, görüşmesi olduğunu anlıyoruz bu birkaç gün içinde. Şöyle aktaracağım size. Putin'in özel temsilcisi Salih Müslim'le görüştü diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri PYD ile işbirliği yapıyor. Rusya PYD ile işbirliği yapıyor. Belki rejim de işbirliği yapıyor. Ama bundan bir sene önce, 1,5 sene önce Türkiye'de bir işbirliği zemini aramıştı. Acaba Kuzey Irak'ta yapılan yanlışın bir benzeri burada yapılmıyor mu? Yani Türkiye kendi kontrolü dışında bir PYD'yi diğer güçlerin elinde oyuncak haline getirmiş olmuyor mu? Ben burada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yanlış şu, biz PYD'yi bilmiyoruz. Biz derken ben basında da bunu görüyorum, akademi dünyasında da bunu görüyorum. Bazı siyasilerinde, yani PYD konusunda gazete haberi dışında hiçbir şey okumamış insanların kalkıp PYD tanımlaması yaptıklarını görüyorum. Hı hı. PYD 2003 yılında kurulan bir örgüt. Abdullah Öcalan'ın direktifiyle bir anlamda, Abdullah Öcalan'ın düşünceleri çerçevesinde kurulan bir örgüt. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali dönemine denk geliyor. Evet. Ve bugün baktığımızda PYD'lilerin çoğunun Türkiye kökenli PKK'lılar olduğunu ben bizzat biliyorum. Yani takip ettiğim için, yakından takip eden, bölge çalışan biri olarak bunu söylüyorum. Çünkü PKK'nın her coğrafya yönelik, bu KCK altında baktığın zaman bunu daha iyi anlarsınız. Demokratik coğrafyaya bakarsanız sivil toplum adı altında hareket ettiğini görürsünüz. Türkiye'lik söylemi kullanırken HDP'yi, bölgede siyasi parti olarak var olmak istediğinde Demokratik Bölgeler Partisi'ni, silahlı bir terör örgütü olarak var olmak istediğinde adı PKK olur. Bu Suriye'ye indiğiniz zaman PYD silahlı gücü, YPG, bu değişir. Irak'ta işte PCDK veya işte İran'da karşınıza FECAK olarak veya farklı bir örgüt olarak karşınıza çıktığını görürsünüz. Şu soruyu sormak gerekiyor. Biz bir örgütü, biz derken dünya veya Batı dünyası açısından söylüyorum veya Suriye'ye, bugün Suriye'de var olmak isteyen güçler açısından söylüyorum. Biz bir örgütü terör örgütü olduğu için mi, terör faaliyetinde bulunduğu için mi terör örgütü olarak tanımlayacağız? Yoksa başka bir terör örgütüyle mücadele ediyorsa bu çerçevede mi bakacağız? Bugün doğrudan PYD'nin ilk önce oradaki Kürtlere, Suriyeli Kürtleri Suriye'den attığını biliyoruz. Bugün binlerce Kürt, PYD, yani Suriyeli Kürt, PYD'nin ve PKK'nın baskısından bölgesel Kürt yönetiminde yaşıyorlar. Ben bunların bir kısmıyla görüştüm. Hatta 6000'e yakın Suriyeli Kürt IŞİD'le mücadele etsin diye bölgesel Kürt yönetimi tarafından eğitildi. PYD ve YPG bunların kendi topraklarını savunması için işte karşı Suriye'ye girmesine dahi müsaade etmiyor. O açıdan bugün bazı güçler diyor ki, Rusya da bunu söylüyor, Amerika da bunu söylüyor. Bugün arazide en ucuz şekilde IŞİD'e karşı savaşacakları güç olarak PYD'yi ve YPG'yi görüyorlar. PKK'yı görüyorlar, açıkça söylemek gerekirse. Çünkü onlar adına faaliyet gösteriyor. Sadece IŞİD'e karşı her savaşan meşrui ise, bugün diyelim ki El-Kaide veya bugün başka bir örgüt
ben IŞİD'le savaşıyorum dese, meşru mu olacak diyorsunuz? Biz bunları meşru mu göreceğiz? Peki, böyle bir şey olabilir Türkiye'nin mi? Türkiye'nin de burada bir manevrası olmuştu. Sanıyorum geçen yıl Temmuz ayında Salih Müslim'i Ankara'ya davet ederek. Onu da söyleyeyim. Aslında geçen yıl daha önceki yıllarda da oldu. Yani bu Salih Müslim buraya geldiğinde Türkiye'de bir çözüm süreci biliyorsunuz devam ediyordu. Evet. Veya işte sorunlu olarak da devam ediyordu. Burada Salih Müslim'le Türk yetkililer birkaç defa görüştüler. Yani bunu Dışişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere değişik kurumlardan görüştüler. MİT'le görüştü, Dışişleri Bakanlığı'yla evet, görüştü. Bunda şu söylenir Salih Müslim'e. Rejimle hareket etme, halkı katlediyor. PKK'yla ilişkin ne olduğunu ortaya koy. PKK'yla bu şekilde içli dışlı olma. Muhalif gruplarla ve Suriye'nin bütünlüğü noktasından hareket et dendi. Bunu hiç dinlemedi Salih Müslim. Çünkü Salih Müslim'e şu söylendi. Bırakın çözüm sürecini. Size çözüm sürecinde verilenin çok çok fazlasını vereceğiz. Bunu bölgeden, küresel anlamda bazı devletler bunu yaptılar. Size bir alan vereceğiz dediler. Salih Müslim de bu Türkiye'de İşte ama orada politika devreye girmez mi? Yani Türkiye asıl menfaati neyse Salih Müslim'i oraya çekmenin bir formülünü aramaktansa dışlamakla başkalarının kucağına atmış olmuyor mu? Yani ben orasını anlamakta güçlük çekiyorum. Sonuçta siz bu adama terörist dediniz. Bu adama her türlü PKK'nın kolu dediniz. Bütün dünyaya bunu ilan ettiniz. Ama sonuç alamıyorsunuz. Hemen dibinizde bütün dünyayla işbirliği içinde hatta işte bir takım plaketler alıp veren bir siyasi partinin lideri muamelesi görüyor. Doğru. Meşru bir lider. Şimdi bir kısım, ben bunu bazı emekli büyükelçilerden yani ben burada bir başarısızlık görüyorum gibi o nedenle soruyorum bunu. Hayır, ben bunu başarı diyemem zaten. Yani siz kendi müttefiklerinize size karşı terör faaliyetinde bulunan birini terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsanız burada başarısızlık var. Ben buna başarı deme şansım yok. Ama bugün Orta Doğu'da şöyle bir durum var. Bir çizgiyi düşünün. 900 küsur kilometrelik bölgede PYD'ye bir alan oluşturmak istiyor. Evet. Şili gibi. Ve bunun üst tarafını kim var? Türkiye var. Alt tarafına baktığınız zaman kim olacak burada? Göreceksiniz. Arap milliyetçileriyle radikal Araplar burada ortaya çıkacak. Veya radikal gruplar ortaya çıkacak. Bugün kullanacaklar PYD'yi, YPG'yi ama yarın 1000 kilometre Türkiye'yi düşünün. 1000 kilometre aşağı 2000 kilometreyi koruyacak PYD'nin, YPG'nin gücü var mı? Gücü yok. Bugün itibariyle baktığınız zaman bazı ülkeler bunu destekliyor olabilirler. Ama burada bir şey var. Türkiye bu konuda yeteri kadar anlatamadığını söyleyebiliriz. Burada bir başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da söylemekte rahatlıkla bunu dillendirebiliriz. Türkiye'nin müttefikleri de maalesef burada samimi olmadıkları veya kafalarında farklı politikalar olduğunda dillendirebiliriz. Ama dış politika böyle bir şey değil mi? Genelde insanlar o ülkelerde kendi ülkeleri menfaatleri üzerinden hesap yapıyorlar. Yani Türkiye'nin çok, onu söylemek istiyorum. Şu dış politika özellikle Orta Doğu perspektifli baktığınızda duygusal yapılamaz saf, herhalde değil mi bu? Ha onu söyleyeceğim. Saf pür bir şekilde realpolitik'in dibine vurulması gerekiyor. Realpolitik ağırlıklı bir yaklaşımın olması Türkiye'nin gerekiyor. Yaklaşımı bu noktada mıydı sizce? Belli noktalarda hata yapılmış olabilir. Fakat bir şey söylemek isterim. Bazı insanlar da şunu söylüyorlar. Kuzey bölgesel Kürt yönetimiyle PYD arasında benzerlik kurmaya çalışıyorlar. Evet. Ki, PYD'yi işte biraz önce sizin de sorunuz da vardı. PYD'yi işte sorun kabul etmediğiniz zaman sorunun çözülür. Bak işte Irak'ta da böyle yaklaştınız. Ama sonra burayla yakınlaştınız. Bura böyle değil. Ama niye? Irak'la kavga ederken, İran kuzeyiyle kavga ederken de orası öyle değil diye bakıyorduk. Öyle de bir durum var yani. Bu Irak'ın kuzeyi değil. Bu Suriye'nin kuzeyi de değil. Bu Türkiye'nin içi. Yani bir kısım insanlar diyor ki PYD burada bir statü elde etse Türkiye'ye niye tehlike olsun falan dediklerinde ben de diyorum ki yok siz haklısınız İsveç'e tehlike olur diyorum. Allah aşkına PKK, PYD, YPG dün haberlere baktığınız zaman detaylı incelediğiniz zaman onların yöneticilerin paylaştıkları bazı şeyleri söyleyeyim size. Kamışlı'daki gençler Dizde için savaşmak için bekliyorlar resimleri paylaşıyor. Yani size karşı, Türkiye'ye karşı kurulmuş bir örgüt. Norveç'e, İsveç'e karşı tehdit olacak hali yok. Size karşı çözüm ne? Bir örgütün. Çözüm ne biliyor musunuz? Biraz vaktimiz de daraldı onun için kısaca bir çözümle ilgili önerimiz var. Türkiye şöyle diyor PYD. Biz güçüz.
biz gerçeklik ortaya koyuyoruz, bunun kabul edilmesi gerekiyor. O zaman Türkiye'de bir güçse bu gerçekliği ortaya koyması gerekiyor. Bugün Orta Doğu'da akıl, güç ve angajmanlarınız belirliyor. Savaşta savaş mı diyorsunuz yani? Türkiye'de bu çerçevede risk alabilmeli diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Yani savaşsa savaş anlamında. Şimdi yani yaklaşım şu. Tehlikeleriniz batılılar şöyle tanımlarlar. Bir, çıkarlarınız zedelendiği zaman izleyeceğiniz politikaları vardır. Bir de hayati çıkarlarınız zedelendiği zaman. Bir çıkarı hayati olarak tanımlarsa devletler orada çok ciddi risk alarak adım atarlar. Büyük riski engellemek için. Eğer Türkiye buradaki PYD-YPG yapılanmasını kendisi açısından hayati bir risk olarak tanımlıyorsa ona yönelik adım atması gerekiyor. Her güçlü devletin yaptığı gibi. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Ben görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Mehmet Şahin'le konuşuyoruz.